Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Hukukun Ölüm Günü Dün 28 Eylül'dü. Dün yüksek yargı iki önemli davada karar verdi. Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez tahsil edilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin iptali için açılan davada karar verdi. Aynı iktidar tarafından 2003 yılında çıkarılan ve o dönem Anayasa Mahkemesi tarafından aynı vergiyi iki kez alamazsın ya tüm vergileri iki kez alırsın ya da araç sahiplerine ceza verir gibi onlara mahsus bir uygulama yapamazsın diyerek iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi 2003 yılında haklı gerekçelerle iptal ettiği vergiyi bu kez iptale gerek görmedi. Anayasa aynı yasa. Vergi aynı vergi olduğu halde karar farklı. Çünkü yasa değişmedi ama mahkeme değişti. Çünkü o gün AK Parti tarafından atanmamış bir Anayasa Mahkemesi vardı. Bugünse büyük çoğunluğu AK Parti tarafından atanmış bir Anayasa Mahkemesi var. Anayasa hukuku katledildi ve bir başka davada gezi davasında da Yargıtay kararı açıklandı. Var olmayan delillerle oluşturulmuş, tamamen siyasi bir davada başta Osman Kavala olmak üzere bir grup sanık delil bile sayılmayacak delillerle hiçbir gerçek suç unsuru barındırmayan dosyalara dayandırılarak aklı başında AK Partilileri bile utandıran bir şekilde verilen adalet dışı ve hukuk dışı bir kararı Yargıtay onadı. Hadi vergi paradır, küfrede küfrede öderiz. Ama ya hukuksuzca karartılan hayatlar, onun bedeli var mı? Varsa kim ödeyecek o bedeli? O yüzden dünü yani 28 Eylül'ü hiç ama hiç unutmayın. Yargının katledildiği gün olarak ileride hatırlarız. O gün hala bir Türkiye devleti varsa, yargıya saygı günü olarak bu rezilliği anarız. O gün hala bir Türkiye varsa, cümlem bazılarına ağır gelebilir. Bir ülkede eğer adalet yoksa o ülkede devlet yok demektir. Yeterince yaşarsanız ne demek istediğimi anlarsınız ama anladığınız zaman çok geç olduğunu da. Tüm Türkiye Ligi bir küme düşen takım etmez. Türkiye Futbol Federasyonu yerli ve milli yorumcuları tarafından hakem atamaları, ligdeki şaibeli durumlar gibi subjektif değerler üzerinden eleştiriliyor. Bu eleştiriler haksızdır, haklıdır. Karar vermek benim görevim değil ama ben meseleye başka bir yandan bakmayı tercih ediyorum. Ligin toplam değeri üzerinden. Çünkü bana göre bir federasyonun başarısı yönettiği ve organize ettiği liglerin değeriyle ölçülebilir ancak ve bu değerin oluşmasında federasyon yönetimi kadar olmasa da o ligin diğer paydaşlarının, medyasının, taraftarlarının da kalitesi ve katkısı önemlidir. Bu değeri belirlemenin tek kriteri o ligin yarattığı değeri ölçmektir. Bu da ligin bileşenlerinin sponsorluk gelirleri, gişe gelirleri ve tabii en somut kriter olarak naklen yayın gelirleridir. Taraftarların özellikle Avrupa kupalarında başarı beklediği Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ya da Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların bu başarılarının önündeki en büyük engel işte bu lig değeri meselesidir. Size çarpıcı bir örnek vereyim. İngiltere'nin Süper Ligi diyebileceğimiz Premier Ligi önceki yıl son sırada bitiren Southampton'ın o yıl kasasına giren naklen yayın geliri 159 milyon dolardı. 17. sıradaki Everton 167, 12. sıradaki Chelsea ise aynı sezon 180 milyon dolar naklen yayın gelirini kasalarına koymuşlardı. Bu gelirler içinde Avrupa Kupası maçları yoktu lig sonuncusu olarak küme düşen takımın naklen yayın geliri, Türkiye Süper Ligi'nin toplam naklen yayın gelirinin %60 daha fazlasıydı. Toplam Türk futbolu İngiltere'de küme düşen takım etmiyordu. Hal buyken Türkiye'de futbol federasyonlarının başarısını tartışmak abestir. Çin boyayan şirketin işine son vererek futbolu düzeltemezsiniz. Ama yine üzülmeyin. Baktığınız duruma çare bulamıyorsunuz, bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak dersiniz, geçer. Kendinizi başarılı hissedersiniz. Mango Alanya Birkaç yıl önce televizyonda tarım üzerine bir program yapmıştım. Programda Antalya'da ve Gazipaşa'da üretilen tropikal meyvelerin Türkiye için birkaç milyar dolarlık bir tarımsal ihracat potansiyeli taşıdığından ve Avrupa pazarlarına ulaşım kolaylığı açısından bu meyveleri üreten tropik ülkelerden daha şanslı olduğumuzdan bahsetmişti katılımcılar. Birkaç gün önce mail kutuma bazı fotoğraflar düştü. O programda büyük bir heyecanla bu olanakları anlatan Mustafa Ezici, Moskova'da bir gıda fuarında dev bir standta Alanya ve Gazi Paşa'da üretilen başta mango olmak üzere tropik meyveleri sergiliyordu. Üstelik bir de Mango Alanya diye bir marka yaratmış. Neredeyse bize has olmayan bir ürüne coğrafi işaret koymuştu. Fuar dönüşü arayıp sordum nasıl geçti diye üretebileceği tüm mangoları satmış. Birkaç yıllık anlaşma yapmıştım. Çok beğenildi. Yeterince muz üretimi var. Artık muzu bir kenara bırakıp çok daha yüksek gelir ve katma değeri olan mangoya geçmek lazım. Üreticiler bunu görmeli. Türk mangosu Mısır ve Hindistan'ın yerini alır dedi. Dün de bana birkaç mango yollamış. Gerçekten hayatımda yediğim en lezzetli mango olduğunu söyleyebilirim. Zannederim Türkiye her alanda farklı düşünen, katma değer yaratmaya çalışan bir avuç insanın yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Bu insanlara çok şey borçluyuz. Güneştekinin ufku Ressam Ahmet Güneştekin, Türkiye'de sanat camiasının eleştirel yaklaştığı ama Bojuvazi'nin eserlerine büyük ilgi gösterdiği bir sanatçı. Her sanatçı gibi Güneştekin'i de eleştirebilirsiniz ama sanatçılara verdiği ilham açısından saygıyı hak ediyor. Ahmet Güneştekin Türkiye'de sanat yaparak çok ciddi para kazanılabileceğini, doğru stratejiyle sanat yaparak zengin olunabileceğini kanıtlayan ilk ve tek ressamımız. Güneştekin'in ilginç bir ufku da var. Son okuduğuma göre Ahmet Güneştekin, Venedik'in en güzel binalarından biri olarak gösterilen Plazzo Gradenyo’yu satın almış. Ve burayı Güneştekin Art Rafineri haline getirecekmiş. Batman'da pek varlıklı olmayan bir ailenin çocuğu olarak doğacaksın. 1991'de kapağı İstanbul'a atacaksın. Bir güzel sanatlar fakültesine gitmeden resim yapmayı öğreneceksin. Resim yaparak zengin olacaksın. Resimden kazandığın parayla Venedik'te muhteşem bir bina satın alacaksın. Ve orayı bir sanat merkezi haline getireceksin. Ben bu başarıya değil, geliştirilen bu vizyona şapka çıkarıyorum. Ahmet Güneştekin'in resimlerinin büyük bir hayranı sayılmam. Ama ufkunun, düşünce genişliğinin, hedef belirlemedeki küstahlığının gerçek bir hayranıyım. Ne zaman insan oluruz? Hukukun iktidar sahiplerinin intikam aracı olmasına hukukçular izin vermediği zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.